1. Tituba, Salem Cadı Mahkemelerinin gizemli figürü 1692 yılında Massachusetts'teki Salem kasabası karanlık güçlerin pençesine düşmüştü. Barbados'tan gelen Tituba, Paris ailesinin evinde çalışırken kasabanın genç kızları aniden kontrolsüz nöbetler ve çığlıklarla çevrelerini dehşete düşürmeye başladı. Bu tuhaf davranışlar kasaba halkını korkuya sürükledi. Tituba, büyücülük suçlamasıyla gözaltına alındı ve işkence altında itiraf etmeye zorlandı. Kendisinin ve diğer kadınların şeytanla işbirliği yaptığını, kara büyü yaptığını söyledi. Bu itiraflar Salem'de cadı avlarının fitilini ateşledi ve onlarca insanın ölümüne yol açtı. Tituba'nın hikayesi, histerinin nasıl hızla yayılabileceğinin ve masumların nasıl kurban edilebileceğinin karanlık bir örneğidir. 2. Ellis Keitler, Ortaçağ İrlandası'nın en ünlü cadısı, Yüzyıl İrlandası'nda Kilkenny şehrinde yaşayan zengin tüccar Ellis Keitler, büyücülük suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ellis'in 4 kocası da esrarengiz bir şekilde öldü ve bu ölümler onun cadılık yaptığının bir kanıtı olarak görüldü. 1324 yılında Kilkenny'de yargılanan Ellis, şeytanla anlaşma yaparak büyü ve zehir kullanmakla suçlandı. Mahkeme sürecinde hizmetçisi Petronilla de Meath de işkence altında itiraflar bulundu ve cadılık suçlamasıyla idam edildi. Alice kaçmayı başararak izini kaybettirdi. Ancak geride bıraktığı korku ve dehşet, Ortaçağ İrlandası'nda cadı avlarının nasıl zalimce olabileceğini gözler önüne seriyor. 3. Ursula Southall, Mother Shipton, İngiltere'nin kehanet cadısı Yüzyıl İngiltere'sinde kehanetleriyle korku ve saygı uyandıran Ursula Southall, halk arasında Mother Shipton olarak bilinir. Doğumunda uğursuz işaretler görüldüğü iddia edilen Ursula, çocukluğundan itibaren doğaüstü güçlere sahip olduğu söylentileriyle anıldı. Kehanetleri arasında Büyük Londra Yangını ve İngiltere İç Savaşı gibi büyük felaketler vardı. Bu öngörüler halk arasında korku ve merak uyandırdı. Mother Shipton'ın mağarası, ziyaretçilerin korku dolu gözlerle baktığı bir yer haline geldi. Kehanetleriyle bilinen bu kadın, İngiltere'nin karanlık geçmişinde korkutucu bir figür olarak yerini aldı. 4. Marie Laveau, New Orleans'ın Voodoo Kraliçesi Yüzyıl New Orleans'ında, Marie Laveau'nun adı anıldığında insanların tüyleri ürperirdi. Voodoo Kraliçesi olarak bilinen Marie, sadece sıradan insanlara değil, zengin ve güçlü kişilere de büyüler yaptı. Ritüelleri ve gizemli törenleri gece yarısı ayinlerinde korku saçardı. Marie'nin büyüleri ve şifacı yetenekleri onu ölümünden sonra bile efsanevi bir figür haline getirdi. 5. Agnes Waterhouse, İngiltere'nin ilk resmi idam edilen cadısı, 1566 yılında İngiltere'nin Chelmsford kasabasında dehşet verici bir yargılama gerçekleşti. Agnes Waterhouse, komşularına büyü yaparak zarar vermekle suçlandı ve yargılandı. Kendisi, siyah bir kedi olan Satan'ı büyü yaparken yardımcısı olarak kullandığını itiraf etti. Mahkeme sonunda Agnes Waterhouse idam edildi. Ancak hikayesi İngiltere'deki cadı avlarının başlangıcı oldu ve yıllarca sürecek bir korkunun fitilini ateşledi.